house of the kings who are gone. Jenny would dance. Akşam olurken Maja'nın postalları kardan sırılsıklamdı. Attığı her adımda buzlu suyun topuğundan ayak parmaklarına tabanını kesen bir bıçak gibi kaydığını hissedebiliyordu. Diğer askerler de zorlanıyordu. Bel boyu karda yokuş aşağı 25 kilometre yürümek kolay değildi. Ama sıranın başında yürüyen lejyonerler topallamıyordu. Adımlarını hala sabahki gibi kendinden emin bir ritimle atıyorlardı. Dikkatli gözleri hala ufka dikiliydi. Maja, herhalde postalları bizimkinden iyi, diye düşündü. Trifaria Lejyonu askerleri dayanıklı olabilir ama standart postallarla onlar bile o kadar dayanamaz. Hey, dedi Zalt alçak sesle. Ne durumdasın? Birliğin tek minotoru olan Zalt, herkesten daha uzun, daha iri ve yaşça daha büyüktü. Güçlü toynaklarıyla karda derin bir hendek açarak ilerliyordu. Maja kıskanmıştı. Keşke ayaklarımı hissedemiyor olsam, dedi. Ayaklarım olmasa beni kimse yürütemezdi. Kışın pençesini yaptığımız son seferde ayağı donmuş bir asker gördüm, dedi Zalt. Postalını giyerken parmakları çatır çutur kırıldı. Sonra Dan, General Darius ayağını kesiverdi. Maja bakışlarını dağın eteğine çevirdi. Ta aşağılardaki yolun bir virajında Darius'un bizzat kendisini görebiliyordu. Noxus'un eli. Gücün ete kemiğe bürünmüş hali. Generalin sırtındaki devasa balta ışıl ışıl parlıyordu. Zalt, genç kadına, ''Burada olduğun için şanslısın.'' dedi. ''Darius, buraları herkesten iyi bilir. Darkville'in seferi sırasında yolu o açmıştı. Şimdi biz de geri almasına yardım edeceğiz. Zalt'ın gözünde küçücük bir öfke kıvılcımı çıktı. Kışın pençesine lanet olsun. Darius'un dağ yolunun iki tarafında da dimdik yamaçlar yükseliyordu. Maja yukarı baktığında tepelerinde duran askerlerin silüetlerini görebiliyordu. Öncüler de yorulmak nedir bilmiyor değil mi? Ne? Diye sordu Zalt. Maja parmağıyla gösterdi. Öncüler işte. Ne öncüsü? Diye sordu Zalt. Sonra o da yukarı baktı. Haykırırcasına etmeye başladığı küfür çığın gürültüsünde boğuldu. Tepelerindeki yamaçlardan iki bembeyaz perde ayrılmıştı. Geçidi neredeyse anında doldurdular. Çığ yokuş aşağı kayarken sıkışıp sertleşmiş kar parçaları Noxus askerlerine çarpıp onları sıra sıra altına aldı. Maja sağlam durmaya çalıştı ama bu dört nala koşan bir basiliskin karşısında durmaya benziyordu. Etrafta debelenmenin dehşeti ve feci bir hafiflik hissi vardı. Sonra karanlık ve kışın ezici ağırlığı. Onları yoluma çıktıklarına pişman edeceğim. Jenny would dance with her ghost. The ones she had lost and the ones. Biri Maja'yı üstüne yığılan karların arasından çekip çıkardı. Kılıcın kılıca çarpması gibi çınlamalı bir ses. Kalk! Diye emretti. Kas çıkar şunları! Maja şöyle bir silkelenip kazmaya başladı. Sonra yanında karları kazdığı kişinin bizzat general olduğunu fark etti. Darius karların arasında bir toynak bulunca Maja Zalt! Diye bağırdı. Generalle birlikte Minotaur'u karların içinden çekip çıkardılar. Maja donmuş yokuşun tepesine doğru tekrar baktı. Kışın pençesi savaşçıları, ölü Noxus'ların cesetleri arasında dikkatle aranıyordu. Maja, artık geri de çekilemeyiz, diye düşündü. Darius sayım yapıyordu. Subaylar, diye seslendi. İki Trifaria lejyoneri hemen yanlarına koştu. Zayiatı bildirin, şu yamacın öte yanında bir nehir var. Tahkimatı oraya kuracağız. Darius, tenhalaşan Noxus saflarını gözden geçirdi. Yüzünde zor ket vurabildiği bir öfke yanıyordu. Durup dinlenmeyeceğim. Yürüyemiyorsanız sürünün.
walls did crumble and fall, and she never wanted to leave. Solgun güneş ufka doğru inerken, kışın pençesi savaşçıları Noxus askerlerini donmuş nehre kadar takip edip arada sırada kancalı oklar attılar. Ancak bu taciz atışları disiplinli Trifaria Lejyonunu yavaşlatmadı. Maja onlara yetişmeye çalışırken nefes nefese kalmıştı. Donuk nehir kışın pençesinin yaklaşmasını tehlikeli hale getirecek kadar geniş ve kaygandı. Noxuslular kıyıyı tutarlarsa saldırının sadece yakındaki ağaçlıktan gelebileceğini biliyordu. Çamların altındaki gölgelerden zaman zaman atışlar gelmesine karşın Darius nehir kıyısına paralel iki kar siperi kazılmasını emretti. Askerler kalkanlarını kürek olarak kullanmaya başlamıştı. Maja, Darius'un da aynı şeyi yaptığını gördü. ''Bak, bugünü unutma.'' dedi Zald. ''Noxus'un elini piyadelerle birlikte siper kazarken gördün.'' Sonra herkes dış siperi yapmak için kazık sivriltmeye koyuldu. Darius savunma hattı boyunca yürüyerek denetim yapmaya başladı ama Zalt'a gelince durdu. ''Senin gözüm ısırıyor.'' dedi. ''İlk Freljord seferinde de savaşmıştım generalim.'' Zalt başıyla Maja'yı gösterdi. ''Bu gence o seferin çok daha kötü olduğunu anlatıyordum.'' Darius Maja'yı tepeden tırnağa inceledi. ''İlk defa cephede savaşıyorsun.'' dedi. Maja bunu nasıl anlayabildiğini merak etti. ''Evet generalim.'' Darius kadına ''Korkmakla vakit kaybetme.'' dedi. ''Düşmanların karşısına çıkmaya odaklan. Kılıcını gırtlaklarına sokmaya odaklan.'' Maja ne diyeceğini bilemedi. Bir şey aralarındaki havayı yararak geçti. Ve siperin duvarına bir mızrak saplandı. Maja ağaçlığa döndü. Dallar sarsılıyor, kılıçlar parıldıyor, cilalanmış kemik yüzeyler ay ışığını yansıtıyordu. Darius ''Saflara!'' diye bağırdı. Noxuslular siper almak için kaçıp ağaçlardan bir mızrak yaylımı daha üstlerine çökerken Maja bir askerin göğsündeki bir metrelik budaklı odun parçasıyla yere yığıldığını gördü. Darius Maja ile Zalt'ı itip önlerine geçti. Sırtındaki baltadan oklar sekiyordu. ''Hücuma geçecekler, çok geçmeden hücuma geçecekler.'' dedi onlara. Gözlerinde zalim bir heyecan vardı. ''İşte o zaman saldıracağız.'' Tam o bu sözleri söylerken ağaçların arasından hırıltılar yükseldi. Kediye benzer altı bacaklı hayvanlardan oluşan bir sürü karanlıkların içinden koşturarak fırladı. Eğitimli yaban pençeler Noxusluların gırtlaklarına sarılıyorlardı. Hemen arkalarından kışın pençesi sökün etti. Trifaria lejyonerleri onlara karşı vermek için siperden çıkarken Maja da kılıcını çekti. Darius'un baltasını giyotin gibi indirdiğini gördü. O da hareketlendi. Savaşmaya başlayacaktı ki Zalt birden yanına yıkıldı. Omzuna bir mızrak saplanmıştı. Zar zor nefes alarak "Git!" dedi. Ama Maja onun yanına çakıldı kaldı. Kışın pençesi savaşçıları bir anda baltalarını savurarak üstlerine çullandı. Zalt kafatası çatlatacak bir saldırıyı kullanabildiği koluyla savuşturdu. Maja saldırana çelme taktı ama son darbeyi vuracağı yerde Zalt'a döndü. Onu kurtarabilirdi. Kurtarmalıydı. Zalt'ı savaşın aksi yönüne, nehre doğru iteledi. Düşe kalka Noxus saflarının arkasındaki buzlara çıktılar. Zalt güçlükle nefes alarak dizlerinin üstüne çökerken birden Maja'nın içi onu alıp nehrin öte yakasına geçerek kaçma isteğiyle doldu. Sakın! Zalt onun aklından geçenleri tahmin etmişti. Noxuslular asla kaçmaz. Maja'nın kalbi ağzının içinde atıyordu sanki. Zalt'la tartışmak, Noxusluyum Noxuslu olmasına ama demek için ağzını açtı. Fakat kelimeler ağzından çıkmamakta direndi. Sonra Zalt'ın gözleri aniden büyüdü. Maja'nın omzuna ağır bir el indi. Kadın bunun kim olduğunu daha arkasını dönmeden biliyordu. Düşmana dön! Diye hırıldadı Darius. Ben... Yüzün düşmana dönük değil. Darius kolunun ufak bir hareketiyle Maja'yı buzların üstünde çevirdi. Kaçan Noxuslular ölür. Sen öldürürsün.
diye geçirdi Maja içinden. O baltayla öldürürsün. O bakarken Darius baltayı başının üstüne kaldırdı. Maja bir an, buraya kadar beni idam edecek diye düşündü. Ama o an asla gelmedi. Bir ok sağanağı baltanın düz, geniş tarafına çarpıp sekerek hiçbir zarar vermeden çevrelerine yayıldı. Darius baltayı yine indirdi. ''Noxuslular kaçmaz, kazanır!'' diye kükredi. ''Bize zarar vereni doğduğuna pişman ederiz!'' Maja birden öfkelendi. Kışın pençesine, kendisine, korktuğuna öfkelendi. Titreyen donmuş kollarıyla Zalt'ı kenara itti. Minotaur'un buza çarpıp inlediğini duydu ama onu oracıkta bıraktı. Darius da öyle yaptı. Maja, generalle uygun adım hareket ederek Noxus çeliğinden bir burgacın içine atıldı. Silahlarının ağzı parıltılar saçtı. Maja, kasları yorgunluktan yanana, darbe üstüne darbe indirmekten eli yara olana kadar kılıcını savurdu. İndirdiği her darbeyle içinden kendi kendini hatırlatıyordu. Yaşa, kazan, onları doğduklarına pişman et. Güneş doğduğunda kışın pençesini geri püskürtmüşlerdi. Sadece benimle zafere ulaşırsın. Darius'la Maja geri döndüklerinde Zalt'ı nehrin kıyısında buldular. Göğsü oklardan delik deşikti. Ölmüştü. Maja'nın duyguları uyuştu. Kendi kendine. Belki ayaklanmıştır. Belki savaşmıştır. Dedi. Ama Zalt onu bıraktıkları yerde ölmüştü. Onu korumaya çalışıyordum. Diye açıkladı Darius'a. İyi bir askerdir. Askerdi. Onu korumaya çalışıyordum. Darius durakladı. Ve bu kötü bir karardı. Dedi. Maja irkildi. Generalim mi? Hala yaşama şansı olan askerlerle birlikte savaşmalıydın. Bakışlarını Maja'ya çevirdi. Asker titredi. Darius'un bakışları çelik gibi sertti. İhtiyar Zalt ölmeye hazırdı. Sen de savaşmaya hazır olmalıydın. Evet diye kekeledi Maja. Daha iyi savaşacağım generalim. Darius yüzünü kuzeye, kırağı kazık dağlarının şafakla aydınlanan yamaçlarına çevirdi. Maja oralarda kamp ateşlerinin yandığını görebiliyordu. Ağaçların arasından duman yükseliyordu. Kışın pençesi bekliyordu. O zaman çabuk ol. Dedi Darius. Noxus! Of, başım döndü. Noxus! Garen bunu nasıl yapıyor?